Merhaba arkadaşlar. Ben Allah geldim. cezasını. Ne oldu? Düştü daha burası tahtası. Saksılar hep devrildi. Şimdi ne yapayım? Düzeltmeye uğraşacağım bakalım. Anam benim çok ağır kız bunlardan. Uy. Ah canlarım ha. Düştü gördünüz mü bunlar? Arkadaşlar saksılar düşmüş. Bunların da bak şeyi güzel de. Pisliği çok. Şurayı sileyim de. Arkadaşlar bunlar sarardı ya. Şunlar sarardı. Baksanıza. O saksıları ne yapacağız ama? Ne edeceğiz? Hocam daha iyi mi? Sarardı gitti. Nereye koyayım daha? Çiçekler güzel açtı. Kuzucuklarım merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben sınavından geldim. Ay. Güzel geçti. Vallahi ben bıktım bundan ha. Yine Salim yok, o yüzden yüzünü çekmiyorum, annemi çekiyorum size. Sabah saat 6.30'da çıktık buradan yola. 9 atış poligonuna gittik. Arkadaşlar orası bir arazi. Çok sıcak bir yerde. Denizin olmadığı. Çorlu'da bir yerde. Orada deniz yok değil mi? Yok anne. Ama nasıl sıcaktı biliyor musun anne? Sana böyle anlatamam. Yanıyor ya. O çayırın içi ya, sana da gösterdim. O çayırın içi yanıyor anne, yanıyor. Yanar tabii. Bir de spor ayakkabılarımı giydim. Bir senin terliklerimi giyerim arkadaşlar. Bir de oraya gittik tabii biz. Biz zannediyoruz ki hemen atış yapar çıkarız. Nereye yapıyorsun atış yapıp? Polisler de var mı? Çok polis vardı. Özel güvenlik birimlerinden polisler falan vardı. Ondan sonra işte gittik. Sadece tek bizim kurs yoktu arkadaşlar. Tekirdağ'daki bütün kurslar oradaydı. Çerkezköy işte her yer oradaydı. Çerkezköy, Kapaklı, işte Süleymanpaşa, Tekirdağ'daki bütün kurslar. 300'e yakın zaten kişi vardı. 300'ün de üstündedir belki, bilmiyorum. Son Az anda da yine değil. gelen oldu. Bir de Çorlu Havalimanı'nın şeyleri de bizdeydi, güvenlik personelleri. Onlar da vardı. Tam işte atışlar başladı arkadaşlar. Bizim silahlardan biri tutukluk yaptı. Tutukluk yapınca tabii iptal oldu silah. Bu sefer diğer silaha geçtiler. Kime kötü kızık yaptı? Şimdi işte nasıl bir şey biliyor musun? Böyle bir yol var. Her güvenlik şeyinin, eğitim yerinin ayrı ayrı poligonunu koymuşlar. Her Güzel. eğitim birimine de ikişer tane atış yeri koymuşlar. Bizimki de 2'den 1'e düştü mü? Diğer kursların silahları da ondan sonra tutukluk yaptı. Onlar da 1'e düştü. Orası ana baba günüydü. Çok kalabalıktı. Ve kaçta bitti? 12'de bitti arkadaşlar. En sona doğru zaten biz atmaya başladık. İşte ben gittim. Çelik yelek giydirdiler. Büyük çelik yelekleri giydirdiler. Ondan sonra gözlük takıldı. İşte kulaklık takıldı. Şarjör tak. Sürgüyü çek bırak. Atış serbest. Öyle eğitim yapıyor değil mi? Tabii canım, bağıra bağıra arkadan bir polis memuru bağırıyordu. Atış yaptık. 5'e 4 vurdum. Neden derseniz, arkadaşlar güneş çok fazlaydı. Ve saatlerce bekledik. Bir de uykum Ve uyumadı. ayakta bekledik. Oturmaya yer yok. Sıcak. Nereye oturuyorsun? Çimler, çim diye bir şey yok. Her yerden yılan çıkma ihtimali çok yüksek. Çekirgeler zaten insanların üstüne yapışıyor. Acıktık. Susuz. Su da aldık yanımıza ama sular da bitti. Yeterli olmaz ki su. Su yeterli olmadan hiç. Çok kalabalık için. Hiç kimseye yetmiyor su. Sonra işte atışa gittik. Bir de şey var arkadaşlar. Toprak alanda atış yaptık. Daha önce ben hep şey poligonda yapıyordum atışı. O çiçek aç mıydı? Bu O nasıl çiçek? çiçeğin içinden şey al. Bu niye açmayayım?
Bilmiyorum, bakarız. Değişik bir çiçek. Açıymış. Bu şey düşmüş arkadaşlar. Şu annem şimdi onu yapıyor. Abi büyüye dikeyim diyeyim. Neyse arkadaşlar, işte öyle. Orada biraz bocaladık. Yani o bir atışı da o yüzden kaçırdım. Çünkü toprak engebeli alanda atış yaptık. O yine çok, iyi yapmışsın. Çok riskliydi o. Öbürlere kaç attı? Herkes çok kötü attı. Senin gibi atan var mı? Daha kötü mü atan var? Kızlar hep 3 attı bizdekiler. 3 mü attılar? Bir tane ben atış yaptım, dönüyordum. Bir abla işte, o da atış yaptı benimle aynı anda. Kaç vurdun dedim, böyle öyle abla. Ondan sonra dedim sen ne yaptın? Ben hiçbirini vuramadım dedi. Ana. Vuramayanlar çok oldu. Çünkü İnsanlar da haklı, çok kötü yorulduk anne. Sıcakta güneşin altında. Sıcakta çok bunaldık. Ya kolay değildi, anladın mı? Ve benim bir süre sonra artık tansiyonum yükseldi. Sonra bizim Şahin diye bir çocuk var, sağ olsun, Allah razı olsun. Arabayı dedim bu tarafa çekme imkanınız var mı dedim yani. Hani bizim araba çünkü çok çıkmaz bir yerdeydi. Şahin dedi getirelim abla dedi. Arabayı getirdiler, arabanın içine zor attık kendimizi. Çok kötüydü. Çok zorlandık. Ondan sonra da işte oradan çıktık. Herkes atışlarını yaptı arkadaşlar. Çıktık, bir kahve içtik arkadaşlarla, eve geldik. Eve geldim derken aslında eve gelmeden birkaç yere uğradım arkadaşlar. Size de zaten söylemiştim nereye uğrayacağımı. Gerekli şikayetlerimi yaptım. Daha ya, da yapmaya devam edeceğim. Ama şu an net bilgi vermiyorum. Yarın daha net bilgi vereceğim. Şu an vermiyorum. Ama şunu söyleyeceğim. Ben abonelerimi asla yürü yolda bırakmam, bırakmayacağım da söz veriyorum. Bu insanlar asla benim kanalıma giremeyecekler. Ben de bu insanlara asla yalvarmayacağım. Ne yalvaracağım be? Asla, asla arkadaşlar. Ne var da yalvaracağım? Benim zaten onları sevmediğimi hepiniz biliyordunuz. Benim özelden görüştüklerimi zaten biliyorlardı. Ben onları sevmiyorum, sevmeyeceğim de. Çünkü onlar insanları hakaret eden bir kanal. Bunun için de gerekli hakları savunacağız. Bu kadar. Şimdi çok detaylı da konuşmak istemiyorum. Çünkü bu süreç biraz sıkıntılı bir süreç. Bu süreçte bilgi vermek doğru olmaz. Biraz bekleyeceğiz hep birlikte. Zamanı gelince ben size detaylı ne olduğunu birlikte anlatacağım. Daha önce nasıl anlattıysam yine aynı şekilde anlatacağım size. Bu arada yani teşekkür ederiz. Allah herkesten razı olsun. Daha destek olan herkesten Allah Rabbim razı olsun. Çok destek oldunuz. Allah razı olsun. Çok destek oldunuz. Korudunuz, kolladınız. Evet. Bence bu zamana kadar burada yaşanmış, bu zamana kadar olmamış bir birliği sağladığınızı düşünüyorum. Çünkü siz de artık yılmıştınız, bunu almıştınız. Bunun için de hepinize çok teşekkür ederim. Ama ben bu insanlarla artık dalga geçerim arkadaşlar. Bunları tiye aldım. Çünkü bu insanlardan istediğim şeyleri onlar yaptılar. Hakaret ettiler yani. Bu insanlar bir şekilde ortaya çıkartılacak devlet tarafından. Fakat şu an ben sürece aktarmıyorum süreç. Çünkü çok gelişmeler var ama burada aktarmak istemiyorum şu anda. Gizli tutulması gerekiyor bazı şeyleri. Zamanı gelince hepinize aktaracağım. Ama çok kısa bir sürede aktaracağım, bunu söyleyeyim. Fakat bugün ben bu olayları koştururken birinden para aldım ve o insanın verdiği paraya dayanarak böyle bir şey yaptım orta söylenmiş. Biz kimseden para aldık. Arkadaşlar ben kimseden para almadım, almam. Nereden para aldım, nereye para geldi, ne şekilde bana aktarıldı. Bunu ispatlasınlar, bunu da çıkarsınlar ortaya. Çünkü bu bir başka bir suç. Bu da rüşvet aldı almadı suçlamasına girer. Bu da saçma bir suçlama. Bunu da açıklayacaksınız, bunu da çıkartacaksınız ortaya. Benim o kişiden para almadığımı size çok güzel bir şekilde ispatlayacağım. Ama zamanı gelince ispatlayacağım. Ya biz aldığımız bir kişi var, o da Ercan Bey'den aldık. Selma Hanım da aldık. Keşke o da vermeseydi. Bunlar da çıksın açıklasınlar biz alma sebebimiz neymiş. Evet onlar da, ama onlar açıklama yapmazlar arkadaşlar, belki bilmiyorum. Ama sıkıntı yok. Biz kendimiz... Eda kızlarıydı ya, ben analarıydım, bacılarıydım. Sus anne. Biz size bu konu hakkında gerekli cevabı da verdik. Ben sadece bir aileden para aldım. O da onlardı. Onun dışında da başka kimseden para almadım. Söylediğiniz kişiyi de gerçekten para almadım. Bunu ispatlayacaksınız. Ha, demişsiniz ki
Damla'yı da kullanıyor. Damla sana da yapacaklar. Damla abla ile benim arama siz giremezsiniz. Çünkü Komşuyuz biz, o komşu. benim takipçim ve biz aynı yerdeyiz. O da benim komşum. O kadına yaptığınız hakaretlerini çabuk unuttunuz. Çünkü korumaya mı kalktınız? Siz buradaki herkese o kadar çok hakaret ettiniz ki. Şimdi de zannediyorsunuz ki o insanlar artık sizin oyunlarınızla Herkes kimin tekrar ne olduğunu biliyor. tekrar sizinle muhatap olacaklar zannediyorsunuz. Şu anda beni arayanlar bana yalvarıyorlar. Eda ne olursun. Bir daha bunlarla barışma. Eda ne Yok be, olursun. barışmak Bunlardan mümkün mü uzak dur bunlarla? Eda. Eda bunlara bir daha Ne yaklaşma. barışması? Biz sana dedik Eda. Bunlar kötü insanlar dedik Eda. Bunlara yaklaşma dedik Eda. Sen denemek istedin Eda. Denemeye bile gerek yoktu Eda dediler bana. Ben sana insan gibi yaklaştım. Dedim ki bir şanstır. Belki dedim bana dedim farklı çıkarsınız. Ama ben sizi sevmiyordum yani. Sevmeyeceğim de. Hiçbir zaman da sevmedim. Sevmeyeceğim sizi siz. Ne zaman sizi sevmemeye tam anlamıyla karar verdim? Bir kadının haysiyet ve namusuna o kadar çok hakaret Hasta ettiniz ki, çocuğun şeylerine kadar o konuştunuz. kadar hakaret ettiniz ki, oradan sonra sizden tamamen bağlarımı koparttım zaten. Bir de kalktınız, o gece bana öyle hakaretler yazdınız ki, o geceden sonra zaten koptu bazı şeyler. Daha da ileri gidiyorsunuz, devam edin, sıkıntı yok. Sizden o kadar zarar görmüş insanlar var ki artık seslerini çıkartmaya başladılar biliyor musunuz? Haklarını savunmaya başladı insanlar. Ve savunmaya da devam edeceğiz arkadaşlar. Korkmayın. Kesinlikle korkmayın. Ben asla korkmuyorum. Korkmayacağım. Ateş olsan cimrin kadar yer Sadece şu anda yakarsın. çok uykusuzum. Yani sabahtan beri koşturuyorum. Kimse yanlış anlamasın. O yüzden biraz yorgunum. Yorgun olduğum için de kendimi göstermiyorum. Biraz üşüttüm de galiba. Şu an burası da çok sıcak. Böyle. Buyurun ödül meydan açıklayın. Ben kimden para aldım? Kime verdim parayı? Kim bana nasıl verdi Ispatlayın. parayı? İspatlayayım. İnsanların namus şerefleriyle oynamayı. Siz kanun önünde hesaplayın, verin. Devlet görüyor her şeyi. Ey. Devlet her şeyi görüyor. Herkes eğriyi, doğruyu görüyor. Söylememize, sizi Arkadaşlar, söylemenize gerek yani yok. ben bu saatten sonra onlarla sadece yayınlarımda konuşmam ama dalga yaparım yani. Dalga muhabbet yaparım onlara. Yazdıklarınız belli. Konuştuklarınız belli. Üzülüyorum size, üzülüyorum. Siz çok komiksiniz. Gerçekten üzülüyorum size. Çok komiksiniz hepiniz. Neyse bu kadar konuşacağım. Başka bir şey konuşmayacağım. Zamanı gelince Siz ne konuşacağım. kadar konuşacağız görsün. Biz tiye bile almıyoruz. T'yi almıyorum. Korkmuyorum da sizden. Ama teşekkür ederim hepinize. Bir Yani insan sevdiği siz kişinin lafları zoruna gider. siz Sevmediği kişi. aslında aslında o kadar canınız yanmış ki bu zamana kadar. O kadar söylemek istedikleriniz vardı ki dün akşam. O kadar haklısınız ki, o Fırça kadar versin. haklısınız ki biz onlara sustuğumuz için çok hatalıyız arkadaşlar. Biz Çok YouTube fazla. ailesi olarak bunları susturmamız Ve lazım. tekrar söylüyorum arkadaşlar. Şimdi yemek yiyeceğiz. Ben geldim. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Benim dinimden değildir haksızlık karşısında susan. O yüzden susmayın, susmayın başka ailenin canı yanmasın. Bütün iftiralarınızı tek 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 hesaplayacaksınız, vereceksiniz. Bu kadar. Başka bir şey söylemiyorum. Ama arkadaşlar merak Fırçayı etmeyin. ver de şuraya ittireyim canım. Süreçte bir sıkıntı yok. Süreç iyi gidiyor. Süreç Soğanın ne devam işi var? edecek. Şimdilik bizden bu kadar değil. Müsait açıklamamızı yaptık. Kaçalım. Evet, tamam. Arkadaşlar bekleyen bir tane vlogum var. Fakat o da Yusuf'la ilgili bir vlogtu ama bu insanlar o kadar Havuzda hakaret oynamıştım. ediyor ki. Ben o çocuğun o vlogunu paylaşmak istemiyorum. Sadece sizinle böyle Yok burada. sohbet vlogu açmak istedim. Eski halimize tabii ki geri döneceğiz. Kimsenin aklında bir şüphe kalmasın. Değil mi? Biz eski halimize yakın YouTube dedik. aileme sesleniyorum. Kardeşlerime, bacılarıma. Kardeşlerim, bacılarım. Görün bizi. Siz bizimle devam ettiği sürece bize bir şey olmaz. Evet. Doğru duvar yıkılmaz canlarım. Sizi çok seviyorum. Bak YouTube'u sizin için kapatmıyorum. Hatta eşim geldiği gün bir günden beri kapadın diyor. Ama sizi yarı yolda bırakmamak için kapatmıyorum. Evet.
Biz hangi izden para istedik? Kimseden para istemedik. Siz şahitsiniz. Atan attı, atmayan atmadı. Ondan. Eşim hani 95 lira maaş alayım düdüğüne gittiği zaman tamam o kızgınlıkla söylen. 95 bin lira memur olan maaş. Yani bunlar böyleler. Yapacak bir şey yok. Boş asılsız iddialar inanmıyor arkadaşlar. Bunların hepsi tek tek mahkemeye verilecek. Bunların hepsi savcı karşısında. Herkese bir çamur attılar. Herkese bir çamur attılar. Yalan yanlış konuşuyorlar. Ama bir iki gün, birkaç gün sonra bu dünyanın size, öbür tarafı da var. Öbür dünyada nasıl hesap vereceğimizi, nasıl ilerlediğimizi, ne yaptığımızı, hangi şubeye gittiğimizi, oradan aldığımız cevapları tek tek anlatacağım. Ama şu an anlatamıyorum. Gizli tutmak zorundayım. Zamanı gelince anlatacağım size. İçiniz rahat olsun. Bu kanalı kapattırana kadar uğraşacağım. Devletin, Türkiye Cumhuriyeti, savcı bunları görecek. Onların çok kanalı varmış. Görecek. Demek ki örgütler. Evet. Çok kanalımız var diye de ya. Yani. Ailelere saldırmaya devam edecekler. Sıkıntı yok. Aboneleriyiz gidiyor diyorsunuz ama 150 abone aldık bu gece biz. Onlar da şey bir çocuk aboneler. Ne çocuğu ya? Çocuk mocuk abone abonedir. Size ne? Çocuk değil ne çocuğu? Akıllı insanlar geldi. Sadece şunu söyleyeceğim. Sizi tiye bile almıyorum. Siz benim umurumda bile değilsiniz. Kim olduğunuz bile belli değil. Ne yaptığınız belli değil. Kaç hesaplı orada olduğunuzu bile bilmiyorum. Belki de 4-5 tane hesap bir kişinin hesabı. Belki de siz 3 kişisiniz. 3 kişi kendi kendine canlı yayın da yapıyor olabilirsiniz. Çünkü sizin kimse bilmiyor ne olduğunuz. O yüzden diyorum. Sabırlı olun kuşlarım. Sabırlı olun. Ben unutmadım. Unutmam. Her şey elimde. Ama zamanını beklemek zorundayım. Şu an bir süreç var. Bu süreci beklemek zorundayım. Ben bir duyum aldım. Bunları bazıları bunlara para veriyormuş. Böyle millete hakaret ettiriyormuş. Bu iddiadan öteye gitmez. Bizi ilgilendirmez. Bu bir iddia. Bilmiyorum. Ama böyle bir şey yapıyorlarsa o da çıkar ortaya. Evet teşekkür ederiz size. Allah'a emanet olun. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi biraz ben biraz dinleneceğim. Akşam canlıda görüşürüz. Böyle kısa bir blok atalım. Arkadaşlar benim moralim bozuk değil. Benim moralim kimse bozamaz. Biz tam gaz yolumuza devam ediyoruz. Bunu da böyle herkes bilsin. Biz Karadenizliyiz, Yılmayız. Ben aynen yoluma devam ediyorum. Devam etmeye devam edeceğim. Sadece bir süreç var. Bununla ilgili size haberdar etmek isterim. Fakat süreçle ilgili şu an bilgi veremiyorum. Zamanı geldiğinde buraya çıkıp her şeyi takır takır dosyalarıyla hepinize açıklayacağım. Şimdilik biz gidiyoruz. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Görüşürüz sıkışlarım.